Her şey için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ne yaptık ki evladım? Olur mu teyzeciğim? Ne yaptık olur mu? Bu fotoğraf benim için çok değerli. Biz evlerin değişen misafirleriz oğlum. Hatıralar da olmazsa burası taş yığını. Sen ne zaman istersen gel. Bu ev her zaman senin evin olarak kalacak. Sağlıcakla kalın. Hadi bakalım. Güle güle. Hoşça kalın. Yine bekleriz. Ne tatlı bir çifti. Yaşlanca biz de böyle olur muyuz Sibel? Sen daha huysuz olursun. Sen de çay falan demlemezsin tatlı teyzem gibi. Ben kahve yaparım. Kedileri besleme işi de bende o zaman. Anlaştık. Yaşlılıkta beraberiz diyorsun yani. Beraberiz. Evet, Erhan Yıldırım'ın geçmişi turumuzun sonuna geldik Sibel Koraslan. Ne düşünüyorsun benim hakkımda yani? Tanıyabildin mi beni yeterince? Hala ilk düşündüğüm gibisin. Çok güzel bir adamsın. Valla trafik. Trafik saatine kalacağız Sibel. Otobüsü kaçırmayalım derim. Hadi hadi bir an önce gidelim. Hadi gel Sibel. Benim başka bir fikrim var. Yok artık sen... Ne ara çağırdın bu taksiyi? Uygulama diye bir şey var ya. Laf sokmasan olmaz değil mi bana? Olmaz. Hadi gel, bir sürprizim var. Hey Allah'ım ya. Allah Allah Sibel. Hadi nereye gidiyoruz ya? Varamadık mı daha gideceğimiz yere? Biraz sabırsız mıyız? Vay vay vay. Kısası kısas yani, anladım. Hadi ne istiyor şimdi? Ya kapat şunu, açma Allah aşkına Sibel. Yine saçma sapan konuşup abuk subuk konuşup canımızı sıkacak ya. Kapat Allah aşkına. Ne istiyorsun Esin? Ben bugüne kadar sizin iyiliğinizden başka ne istedim ki Sibel'cim? Ne diyeceksen de vaktimi harcamayasın. Tamam. O zaman şöyle söyleyeyim. Ben birazdan bir şey yapmaya gideceğim. Öncesinde seni bir arayayım, haber vereyim dedim. Senin ne yapacağın beni çok fazla ilgilendirmiyor. Beni bir daha arama. Aa, bu yapacağım şey seni bayağı bir ilgilendiriyor bence. Bak. Ben bu akşama kendime bir röportaj ayarladım. Gideceğim, Koraslanlarla ilgili bildiğim ne kadar kirli çamaşır varsa hepsini dökeceğim. Eminim, basında da bayağı yankı uyandıracak. Ne istiyorsun? 2 milyon istiyorum Sibel. Sen delirdin mi? Yok. Hatta aklım bayağı başımda. Neyse, ben sana yeri ve zamanı mesaj atacağım. Parayla beraber orada ol. Sibel'cim. Ne oldu, ne diyor Sibel? Ne istiyor? Sibel saçmalama, öyle bir şey yapamazsın. Ne yapabilirim? Kadın bir şekilde hayatımızdan çekip gitsin artık ya. Ama bu şekilde çekip gitmeyecek ki Sibel. Daha da salça olacak, yapışacak sana. Daha fazlasını isteyecek. O zaman ne yapalım? Var mı bir fikrin? Var var, bir fikrim var. Biraz sakinleş de anlatacağım. Alo, Erhan. Kardeşim nerelerdesin? Bir takım dedikodular var. Ama. Ya bırak şimdi dedikoduları. Birkaç tane belge hazırlaman lazım. Ne belgesi? İşletme hakkı devir sözleşmesi. Ne için, kim için? Detay ver oğlum bana. Sibel Hanım şimdi mail atıyor sana. Sibel Hanım, demek dedikodular doğruymuş. Ya Samet. Tamam kardeşim, geldi mail. Belgeleri hazırlayınca bana hemen haber ver. Tamam tamam, ben de o iş. Hadi eyvallah. Hadi ya. Ya teklifi kabul etmezse? Sibel, hayat ona resmen ikinci bir şans sunuyor. Teklifi kabul etmemesi için aptal olması lazım vallahi. Biz nerede kaldık? Sürpriz diyordun.
Nereden oğlum? Hadi gel. Hadi canım. Sen... Sen bunu neler ayarladın Sibel? Sen beni biraz hafife alıyorsun. Sibel sinemayı kapatmışsın. Hı. Baş başa oluruz diye düşündüm. Hadi gel, film başlayacak. Sibel, çok teşekkür ederim. Uzun zamandır birinin bana yaptığı en güzel şey bu. Ben de bugün için teşekkür ederim. Yani gerçek Erhan Yıldırım'ı tanıttığın için. Sen Tuzla'yı sevdin herhalde. Gideriz herhalde istersen. Evet. Bence güzel bir anı olarak kalsın hayatımızda. Ben öyle düşünmüştüm. Sibel'cim, görüyorum ki elinde para dolu bir çanta yok. Getirmedin mi paramı? Sana çok daha iyi bir teklifle geldim. Ne bu? Çok kârlı bir iş teklifi. Ne oyunlar çeviriyorsun yine Sibel? Oyun çevirmiyorum. Geçen yıl Ayvalık'ta çok eski bir butik otel satın aldım. Restorasyonu yeni bitti. Bu sözleşmede de 20 yıllık işletme hakkını sana devrediyorum. Bedelsiz. Ben sana hiç güvenmiyorum. Çıkarın olmayan bir şey yapmazsın sen. Ne yapacaksın? Babamdan kurtulduğun gibi benden de böyle mi kurtulacaksın? Bu öfkeyle yıllarını geçirmişsin sen. Kazanamayacağın bir savaşın içindesin. Kazanırım. Gider veririm o röportajı. Hepiniz rezil olursunuz. Tamam, ver. 2 gün konuşulur, 5 gün konuşulur. Unutulur. Ama avukatlarım unutmaz. Sana yeni bir hayat teklif ediyorum burada. Senin savaşın bizimle değil, kendinle.